tarihi ve doğasıyla ünlü Güzelyurt ilçemizdeyiz ve şimdi yanımda yine bu hafta çok ünlü birini misafir ediyorum. Şimdi bir sene Kırımlı Recep, Kırımlı Recep. Kimdir bu Kırımlı Recep? Kırımlı Recep, normalde Kırımlı Recep ama Aksaraylı Mero dediler, iki tane güzel bir parça yaptık, tutar tutmaz dedik, tuttu. Herkes fenomen diyor. Herhalde biz de fenomen olduk. Kimler geliyor? Anladım. Fenomenlikte Recep abimle yarışıyorum. Şimdi Recep abim, abi sen normal düğünlerde... Evet, müzisyen. Müzisyensin. Evet. Kendisi müzisyen bir parça yaptı ve parçası çok tuttu. İnternette tıklanma rekorları kırdı. Ve Aksaraylı Mero olarak bildi onu halkımız. Ve biz de Güzelyurt'a Recep abimi davet ettim. Bugün Güzelyurt Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Ve beraber çanak çömlek işi yapacağız. Çünkü bana tıpkı önceki bölümlerdeki gibi meydan okudu. Dedi ki senin yaptığın işi ben her türlü yaparım dedi. Şimdi sen beni çanak çömlekle yener misin? Vallahi kardeşim yalan söylemeyeyim. Yarışmak lazım, görmeden bir şey diyemeyiz. Belki sen yenersin, belki ben yenerim. Belli olmaz. Anladım. Ben bu yarışta Recep abime hiç şans tanımıyorum. Ama bakalım neler olacak. Ve Kırımlı Recep Öztürk'le birlikte Güzelyurt'taki çanak çömlek yapımı işimiz başlıyor efendim. Ve şimdi atölyemize geldik sayın seyirciler. Atölyemde İbrahim Hocam'la birlikteyiz. İbrahim Hocam oturmuş, kendinden geçmiş bir şekilde burada çanak çömlek yapıyor. Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle beni kırmadığın için çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bizim atölyemizi tercih ettiğiniz, geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Hocam şimdi önce seni bir tanıyalım. Daha sonra bu işlemi bir tanıyalım. Şimdi tabii. Çamuru aldın, attın. Bu çamur 2 dakika sonra herhalde böyle bir şekil alacak. Bir şekil alacak. Çok merak ediyorum nasıl bir şekil alacağını. Hocam öncelikle seni bir tanıyalım mı biz? İsmim İbrahim. İbrahim Ünenç. 20-25 senedir bu mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat, babadan oğula geçen bir sanatta ama günümüzde artık yeni çıraklar yetişmiyor. Biz elimizden geldiği kadar çırak yetiştirmeye ve bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Anladım. Şimdi burada çanak çömlek mi yapıyoruz? Çanak çömlek yapıyoruz, evet. Ufak bir bilgi de detaylar hakkında bilgi verecek olursak, dağdan topraklarını getiriyoruz. 2 veya 3 çeşit toprağımız var. Bu gevşek ve sert diye tabir ettiğimiz iki toprağı suyla karıştırıyoruz. Bunlardaki özellikler elastik ve yapılgan olmaları ve aynı zamanda pişime uygun olan topraklardır. Suyla karıştırıp havuzlarda çamur haline getiriyoruz. Daha sonra silindirlerden geçirip içerisindeki taş parçacıklarını kırarak naylon poşetlere koyuyoruz. Burada ne kadar süre durursa o kadar iyi mayalanma süresi veririz durumuna. Şu şekilde macun kıvamı. Bakabilir miyim? Tabii tabii. Macun şimdi bu bildiğimiz normal dışarıdaki toprak mı? Her toprak olmaz. Dediğim gibi özellikler olması lazım. Nedir? Bu gevşek olan mı? Her ikisi de var bunda. Anladım. Gevşek de var, sert de var. Dediğim gibi hem yapımı uygun olacak hem pişime uygun olacak. Anladım. Daha sonra bu elinizdeki halini alıyor çamura, toprak. Evet. Çamur halini alıyor ve daha sonra yapıyorsunuz. Şimpo diye adlandırdığımız bu ev usulü yeni tezgahlarımız var. Daha farklı tezgahlarımız da var. Bu tezgahlarda el yordamıyla şekil verilerek testi, bardak, vazo artık ne isteriz ona göre ürünler çıkartabiliyoruz. Anladım. O zaman ben bugün yaparken şöyle değişik bir şekil falan yapayım böyle. Böyle basit şeyler bana gelmez. Hocam o zaman sen şöyle bir 2 dakika bir yapar mısın? Tabii. Ben bir bakayım. Evet. Şap diye attı. O şekilde... Bunun hızını nasıl ayarlıyoruz? Burada ayak pedalımız var. Elektrikli tezgah zaten. Anladım. Araba sürmek gibi bir şey galiba. Yani ileriye doğru ittiğimde hızlanıyor. Geriye çektiğimde hem duruyor hem yavaşlıyor. Anladım. Bunu şekil verirken o hızını şeklin gidişatına göre ayarlıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun hocam sen burada? Vazo yapacağım şimdi. Peki düşünüyor musun önceden yapmak? Yani ne yapmak istediğini önceden düşünüyor musun? Karambole burada mı çıkıyor? Önceden düşünüyoruz. Çünkü seri imalatta hepsi aynı boyda, hepsi aynı ebatta olması lazım. Ne yapacağımızı önceden karar veririz. Ama istediğim anda da değiştirebilirim. Allah Allah. Ben şu an gerçekten çok merak ediyorum artık. Nasıl bir şekil olacak? Şu an o kocaman
değişik bir çamur, bildiğin tabak oldu burada. Evet. Vazo yapıyorduk hocam, değil mi? Vazo yapıyoruz. Sadece su ve çamur, şuradaki su ve çamur el yordamıyla şekil alacak. Yani gerçekten İbrahim hocam büyük bir sanatçı. Hocam peki, ben şimdi bu işi yapabilir miyim? Yapamazsınız bence. Hadi neden? Yani kimse ben yaparım deyip oturup yapamaz. Yani şu çamuru koydun, elinle şekil verdin. Bunun neresi zor? Bu işin iyi yapıyorum diyebilmek için 5 sene çıraklığını görmemiz lazım. 5 sene. En iyi ustaların 5 sene çıraklık görmesi lazım. Anladım. Bugün şimdi biz bir de bir misafirim var. Beni kırmayıp Aksaraylı Mero dediğimiz Aksaray'ın ünlü sanatçılarından biriyle biz burada yarışacağız. Çünkü Aksaraylı Mero bana dedi ki senin önceki bölümlerini izledim. Senin yaptığın işi ben gözü kapalı yaparım dedi. Ben de o zaman Hodri Meydan diyerek Güzel Yurt'ta çanak yapımına davet ettim. Şimdi kendisi sazcı. Onun el becerisi var, ona güveniyor. Öyle düğünlerde saz çalmayı, öyle çilli bom hasanım çalmayı şey yapıyor. Evet. Ben dedim ki beni yenemezsin. O da ben seni yenerim dedi. Şimdi sen ne diyorsun hocam bu konuda? Şimdi ustam saz sanatçı olduğu için, saz sanatçısı olduğu için belki eli biraz daha yatkın olabilir de. Sizin öyle bir beceriniz yoksa yapabileceğiniz zannetmiyorum. Anladım. O zaman şimdi İbrahim hocam, vazo tamamlandı mı hocam? Yok, birazdan. Kaç dakika peki bir vazonun yapımı? Bir dakika sürmez. Bir dakika sürmezmiş. Bir dakika bekliyoruz. İbrahim hocamı ben arkaya çay içmeye alacağım. Sonrasında döndüğünde, buraya geldiğinde böyle deve kuşu, horoz, tavuk, ejderha falan yapacağım. Böyle basit. Bunları falan ben her türlü yaparım zaten hocam. Tamam. Ben diye böyle zor bir şey söyle bana. Bakacağız Muharrem Bey. Tezgaha geçince sizin el vereceğinizi göreceğiz. Tamam. O zaman İbrahim hocamı arkaya alıyoruz ve neydi bu şeyin adı? Şimpo. Şimpo'nun başına önce ben, sonra Aksaraylı Mero geçiyor efendim. İbrahim hocamı arkaya çay içmeye yolladık. Şimdi çamurumu aldım ama Aksaraylı Mero ile başlamadan önce abi bittim. Şöyle yapıyoruz ve Aksaraylı Mero ile büyük düellomuz başlıyor. İbrahim hocam yaparken şu çamuru şöyle küt diye attı. Bana da öyle yap dedi. İnşallah denk getirebilirim. Galiba oldu. Şöyle. Şurada bir pedal var. Bu bastığımızda dönüyor. İnşallah bu çamur çıkmaz. Evet, başlıyoruz. Abi hazır mısın? Hazırım. Ne yapacaksın? Önce bir izle. Sen ne yapacaksın? Buradan çok büyük bir şekil çıkaracağım. Önce bir izle. Tamam mı? Bana göre çok güzel bir şey çıkacak gibi. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Olsun. Öyle saz çalmaya benzemez. İzle sen şimdi. Bakalım el becerisinde ne olacak? Ben... Başlıyoruz efendim. Bu... Bunu zapt edemiyorum. Bu çok hızlı. Allah'ım. Yapışmadı mı diyor. İbrahim hocam 2 dakika içinde vazo yaptı verdi elime ama ben hala bu topacık kaldı burada. Dur. Abi öyle gülmesi değil öyle. Evet, bak, İbrahim abi ben şöyle. Ben de yapamayacağım herhalde. Evet gayet güzel şu anda. Kafasını yaptım. Şimdi aşağılara geldik. Şimdi Recep abi bir evet. Türkü söyle de onunla beraber yapayım abi. Abi yaparım. İlham gelsin değil mi? Hadi bakalım ne söyleyeceğim bana? Soru iyiye varmayacak gibi geliyor. Bana ne söyleyeceksin? Yine de bakalım. Ne söyleyeceksin abi bana? Olabilir yaparız. Olur. Tabii ki. Hadi bakalım. Gördün mü? Kolay gelsin. Müthiş oluyor kardeşim. Bekliyorum. Dur bakalım. Bizler geçeceğiz. Sen de yapacaksın abi. Birazdan. Neyse türküyü söyleyelim belki olur. Bir şeyler yapıyorlar. Sana bana ona buna bir şey olabilir. Sebebini biliyorum beni yorabilir. Kafama geleni bana sorabilir. Mahalleler yanıyor her gece sor bizim gençlere. Sokakta duran gençler aldılar teyzelerden full pilavlı tencere. 18 yaşında altında Mercedes. Rakibi onu hiçbir zaman yenemez. Bugünün yarını olabilir ama kimse bana yarının sözünü veremez. Bedelini ödedik içimiz, içimiz yana 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 yana. Sana bana ona buna bir şey olabilir.
sebebini biliyorum, beni yorabilir. Kafama geleni bana sorabilir. İşte o kadar. Aha, yani, çıktı. Yani şunu söyleyebilirim. Ben yaparken bir anda elimden patladı gitti. İbrahim hocam bu sahneyi görmesin, beni gerçekten mahveder. Şimdi o iki dakika eliyle şöyle bir şeyler yaptı, değişik motifler yaptı, böyle su bardağı, çanak, tabak, bir sürü şey yaptı. Ama benimki bir anda patladı gitti. Şimdi kameramandan alayım, at. İşte burada şöyle yapayım bari, peri bacası yaptım diyeyim İbrahim hocama. Şöyle koyayım. Abi hiç kolay değil, böyle şarkı söylemeye benzemiyor. Cidden çok zor bir iş. İbrahim hocam büyük sanatçıymış. Bu usta işi ya. Yani usta işi, bizim o satın aldığımız, gidip hemen hali hazırda satın aldığımız ürünleri adam 2 dakikada eliyle şöyle değişik suyla ıslata ıslata yaptı. Ben hiç yapamadım, yani daha şunun ayarını yapamadım diyebilirim. Bir 5 yıl çıraklık görmesi gerekiyor dedi. Gerçekten haklıymış, yani dışarıdan göründüğü gibi değil. Burada bir pedal var. Pedala bastığınızda dönüyor, çektiğinizde duruyor. Çamura şekil vermesi hiç kolay değilmiş. Ben şimdi, İbrahim hocam şöyle bir aleti vardı elinde. Şu aletle şöyle altından aldı. Ben de bunu alacağım, kenara kurumaya koyacağım. İnşallah geldiğinde bana kızmaz diyoruz. Şöyle çıkarıyorum. İnşallah çıkar tabii bu da. Evet. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel, böyle anlamlı bir şekil olduğunu düşünüyorum. Tabi bu benim ilk eserim. Bunu da İbrahim hocamdan hediye olarak götüreceğim. Üstüne de çaylak yazacağım. Bakalım, şimdi sahneyi Mero'ya bırakıyorum. Yandan öyle gülmesi değil. Gel abi sen bir bakalım buraya. Sen de bana güleceğim biraz sonra. Şimdi o nasıl yapacak? Hep birlikte onun macerasını izliyoruz. Ay kardeşim var. Bakalım nasıl olacak. Bir de bir deneyim ya. Evet, çaylak kardeşim yaparken ben izledim. Şimdi de ben yaparken çaylak kardeşim izleyecek. Bakalım nasıl bir sonuç çıkaracağız burada. Bakalım aldık kumumuzu şöyle. Abi kum değil, baştan sen favorisin. Çamur, kum olur mu? Yap bakalım hadi. Kumdan olmuyor zaten çamur, şöyle vuracağım. Ondan sonra ellerini böyle güzelce de yani. Adam bakalım ne çıkacak sonunda. Bir şeyler yapacağım, dur bakalım. Dur bakalım. Bu da bayağı dönüyor. Bayağı dönüyor. Ne diyor acaba? Bu kendimiz mi ayarlayacağız? Artık sen yapmak istiyorsan. Dur bakalım, bir şeyler yapacağız inşallah. Şöyle yapalım. Sanki marul yıkıyor. Elini şapşap sokup çıkarıyor. Valla ben ustamdan bir şeyler öğrendim ve yalan esnaf bir şeyler yapacağız. Bir dakika bakalım. Çok kötü bir şey oldu. Elini çok ıslattın. Evet, ıslattım. Ustama böyle bir şeyler yapayım. Valla saz gibi kolay değil. Bir şeyler yani. Görüyor musun? Hayır. Olmuyor lan. Ama bir şeyler çıkaracağım. Durun siz. Olacak. Ben de bunun üstüne çaylak yazacağım. Şöyle yapayım ben kardeşim. Abi 120 ile çeviriyorum. Bu ne Allah aşkına? Benimki yine iyi oldu. Tamam, sen de bir şeyler yaptın kardeşim. Ben yapamıyorum ben. Yavaş. Suyu devireceğiz. Ben de şöyle yapayım. Üstüne yazdım. Çaylak. Nasıl? Güzel bir şeyler oluyor. Vallahi çok zor birader. Ben de yavaş çevirmesin abi. Sonuna kadar basıyoruz. Araba yavaş çeviriyor da olmuyor. Işte. Araba mı sürüyorsun? Saz gibi olmuyor. Yavaş. Saz gibi olmuyor. Şöyle ben ortadan bir daha alabilirim. Dur bakayım, bir şeyler çıkacağım. Sonunu iyi görmüyor mu? Hayırlısı var. Dur bakalım. Oldu mu lan? Olmadı. Peri bacası yapmaya çalışıyor mu olur mu bunda? Şuradan şey yapacağız. Allah Allah. Bu kadar yeter mi ya? Bence seninki de olmuyor. Bence benimki daha iyi. İlk defa bir yarışı. Benim şeyleri yaptım valla. İlk defa doğru. Bir yarışı kazandım diyebilirim. Şimdi İbrahim aynen hocam geldiğinde. Ben şekil veremiyorum buna. Yapamıyorum ben bunu. İbrahim hocam geldiğinde bakalım. Yani ben yaptım diyorum ama şuna göre yaptım. İbrahim hocama göre şu hiçbir şey. Bunu inşallah böyle kafama çalmaz benim. Çünkü dediğim gibi benim yaptığım sürede çok güzel şeyler yaptı o. Ben kötüyüm, sen berbatsın abi. Vallahi. Sana öyle söyleyeyim. Bu ne Allah aşkına? Aynen öyle. Öyle yüzüne çamur sürmeye benzemez bu iş. Hadi bakalım. Vay kardeşim vay. Bence daha fazla zorlama. Yani senden bir şey çıkmıyor abi. Yani kusura bakma ama. Vallahi başka da yapamayacağım zannediyorum. Şöyle bir alet var.
telden bir şey yapmış İbrahim hocam. Onunla böyle altına çekip alıyorsun. Aynen öyle. Dur bakalım ne yapıyoruz. Çaylak yazdım. Sen de mero yaz üstüne. Bak ben buraya çaylak yazdım. Tamam biz de. Bunu hediye olarak alıyoruz. Alıyoruz. İbrahim hocam şey yapmadık ki. Dur bakalım şöyle çekelim. Niye? Çevirmiyorsun abi. Çevirmiyoruz. Şöyle keselim altına. Gördün mü? Yapacak bir şey yok. Şuraya bir koy. Abi koy şuraya. Abi şuraya bir koyar mısın? Ben de koyuyorum. Şimdi İbrahim hocamı çağırmaya gidiyorum. İbrahim hocam geldiğinde şunun ikisine bir not versin. Gerçekten hangisinin iyi olduğuna kendisi karar versin. Şöyle bırakıyoruz ve İbrahim hocamı bekliyoruz. Hiçbir şey beceremedik. Ben Mero becerir diye düşünüyordum ama beceremedik. Hocamı bir çağırayım, gelsin bir not versin bakalım bize. İbrahim hoca! Geliyorum. Şöyle bize bir güzel bir türkü patlat da. Tabii ki. Onunla yapalım. Bitirelim şöyle. Yani bu işleri bir bitirelim onunla. İyi olur bence. Hadi bakalım abi. Bir pire bir yorgan yapmak kolay mı öyle? Aleme atmak, güvenme servetine manına. Yetiyor bak bir tek çarmak. Ak gecelere saç paraları yap alemleri hadi. Bu devran böyle sürüp gitmez. Yanıyorsun Fuat abi. Ak gecelere saç paraları yap alemleri hadi. Bu devran böyle sürüp gitmez. Yanıyorsun Fuat abi. Öyle devran. Şimdi İbrahim hoca gelse. Evet. Yarım saattir şuradasınız dese. Şunu mu hal yaptınız dese, bir de türkü çığırıyorsunuz dese, ne diyeceğiz? Vallahi yapacak bir şey yok. Neyse İbrahim hocam bekleyelim. Ustaya bırakalım ben. İbrahim hocam beğenmez. Not versin. Hocam hala gelmedi. Gelecek. İbrahim hocam. Şimdi gelir. Geldim. Hocam hoş geldin. Hoş geldin hocam. Ben şunu yaptım. Evet. Mero bunu yaptı. Yani bir de sazı iyi diyordun, parmakları kıvrak diyordun. Gördün mü? Not mu istiyorsunuz bir de bunları? Evet, not. Hiçbir şeye benzememiş arkadaşlar. Gördün mü? Dediydim ben de. Ya olmamış mı? Hiç ne olmuş sizce? Neye benzemiş sizce? Ben bir şey göremiyorum burada ama. Çamur olduğu gibi duruyor. Hocam ben yaptım ama çok hızlı dönüyor. Bunun ağır vitesini göstermedim ben bana. Ben size demedim mi? Bu işin çıraklığı 5 sene sonra yapamazsınız demedim mi? Doğru hocam. Yani siz beni seyredin bir kere daha seyredin. Ustam yapsın da bir izleyelim tamam. Kardeşim şöyle. Şimdi İbrahim hocam sahneye geçiyor ve sazı eline alacak. Bakalım biz yarım saatte şunları yaptık. Kendisi kaç dakikada ne şekil çıkaracak? Bak hocam şöyle buyurun. Ben buna çaylak yazdım yalnız. Şimdi sizin eserler şöyle bir dursun. Eserler bitti. Ooo şimdi o olmaz işte. Neden? Bana onu demedin. Benimki ondan yamukluğum oldu. Bak kendininkini böyle kazıdı mis gibi yaptı. Demek ki iyi seyretmemişsiniz. Ben yaparken iyi seyretmemişsiniz. Bak. Çamurumuzu vurduk, ellerimizi ıslattık. Mesele bu çamuru hadi şu ya. Şekilde merkezleyebilmek. Bunu merkezlemediğiniz sürece hiçbir obje ortaya çıkmaz. Bakın. Yani o topak çamur İbrahim Usta'nın ellerinde adeta bir sanat eserine dönüşüyor diyebiliriz. Yükseliyor, alçalıyor, istediği şekli veriyor. Bu şekilde merkezledikten sonra deliyoruz. Ne yapıyoruz hocam şimdi? Sürpriz diyelim bu sefer. Tamam. Bana hediye edeceksin ama bunu. Tamam. Üstüne tamam. De çaylak yazacağız. Tamam. Bir bakalım şimdi ne olacak? İbrahim hocam ne yapacak bize? Şimdi herkes heyecanla bekliyor. Kimse de çıkmıyor. İbrahim hocam böyle bir kapak falan yapıyor galiba üstüne. Tabii beş parmağını da kullanıyor hocam. İşin püf noktası bu mu?
Ben bildiğin böyle yani beş parmak dediğim. Elinizi komple kullanacaksınız. Anladım. Yani küçük daha hassas şeylerde serçe parmağınızı kullandınız. Tabii. Ürünün neresine nasıl dokunulacağı diye her parmakla ayrı. Resmen kapak yaptı ve açılır kapanır şekilde. Kapağımızı yaptıktan sonra bununla ilgili de size bir enstantane anlatayım. Tabii hocam. Eskiden çanak yapamayan erkeklere kız vermezlermiş. Dolayısıyla halı dokuyamayan kızlara evlendirmezler. Ve de bunun bir ölçüsü de üstü olan erkeklerin kapaklı bir ürün yapmaları istenirmiş. Kapaklı bir ürün. Neden kapaklı? Nedenle şu şekilde açıklayayım. Kapaklı bir ürün göz yordamıyla, el yordamıyla önce kapağını yaptım gördünüz. Daha sonra alt kısmını yaptım. O kapak buraya tam oturursa evet bu adam ustalığı eline almış, evlenebilir, evine ekmek götürebilir derlermiş. Eğer kapağı oturtturamazsa göz yordamıyla yok arkadaşlar yani biraz daha ustalığa ihtiyacım var diyerek ertelerlermiş. Şimdi deneyeceğiz. Anladım. Ben biraz geç evlendim. Kapak zor oldu. Kapaktan mı abi? Benim bu yaptığım o zaman ömür bu evde kalacağım. Siz evlenmezsiniz. Tamam sen de. Aynen. Deniyoruz. Şimdi tamamen göz kararı yaptı. Önce kapağı kesti, koydu. Bu şekilde. Ve tam oturdu diyebiliriz. Evet, gerçekten oturdu. Sanki cetvelle ölçülmüş gibi tam oturdu. Bu bir şekerlik. Bir şekerlik. İbrahim hocamdan bana bir şekerlik. Hocam bunu alıyorum o zaman çeyizime koyuyorum. Tabii, tabii. Üstüne bir çaylak yazar mısın sen bunu? Yazalım. Tabii. Neyle yazıyoruz hocam şimdi onu? Şununla yazabiliriz. Evet şimdi İbrahim hocamdan harika bir şekerlik ve üstüne programımızın adını yazıyorum ve hatıra olarak İbrahim hocamdan alacağım bunu. Ve ben de İbrahim hocama öyle boş geri çevirmek olmaz. Ben de bunu İbrahim hocama hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam bakabilir miyim? Senin ürün tekrar geri dönüşüme bir işe yarar hiç olmaz. Anladım. İbrahim hocamdan harika bir şekerlik. Ve benden de ona anlamsız, yani benim için değeri çok büyük ama onun gözünde hiçbir şey, onu hediye ediyorum çok hocam. Çok teşekkür ederim. Sana şöyle takdim edeyim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Programımız burada sona ermiştir. Gerçekten iş çok basit gibi görünüyor. Sanki çamuru hemen alıp yapılabilecek gibi görünüyor ama iş gerçekten tam bir ustalık isteyen bir iş olduğunu söyleyebilirim. İbrahim hocam bu konuda gerçekten çok profesyonel. Sadece bir sohbet havasında böyle bir 2-3 dakikada bir şekerlik yaptı verdi. Kendisi büyük sanatçı hocam. Öncelikle bizi kırmadığınız ve atölyenize davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Yine İbrahim hocamdan sonra Aksaray'ın fenomenlerinden Aksaraylı Mero, Recep Öztürk abimize kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ve şekerliğimi alarak çekimlerimize burada Aksaray'ın tarihi ve doğasıyla ünlü ilçemiz Güzel Yurt'ta son veriyoruz. Programımız haftaya yine aynı saatte farklı bir meslekle hep karşınızda olacak efendim. Hepinize hoşça kalın.